Merhabalar Türk milleti, merhabalar Feryans'ın izleyicileri. Bugün Hatay'dan Habib abiyi konuk ettik Ankara'ya. Gelmişken Ankara'ya da bir Hatay programı çekelim dedik. Ne için Habib abi Hatay'ı anlatacak? Hatay'da yıllardır yaşamış, etmiş esnaf, demokratik toplum önderliği anlamında da büyük işler, güçler yapan, özellikle son süreçte bu rezerv alanına ilişkin hemen hemen tek başına kaldırmış olduğu bayrağın etrafında bir Hatay'ı, Samandağ'ını birleştiren, eden, büyük bir mücadelenin de önderliğini yapan bir isim. Kendisiyle yıl düzeltiyorum, kendisiyle depremden başlayıp deprem öncesindeki Hatay'ın bir profilini, Hatay'ın bir demografik yapısını ve nasıl bir yaşam vardı. Ve 6 Şubat ve sonrasını, 6 Şubat'tan itibaren yaşanılan hikayeyi tekrar bir gündeme alacağız. Niye? Bu hikaye o kadar büyük acılar, o kadar büyük yıkımlar, o kadar büyük depresyonlar ve parçalanmışlıklar yarattı ki belki de daha yıllarca bu işin Türkiye'de edebiyatını, sanatının, fotoğrafının, resminin, entelektüel hayatın yani nakış gibi işleyeceği, yanık türkülerinin yapılması gereken böyle bir hikaye bırakıldı edildi. Biz bu hikayeden önümüzdeki zamanların nesillerine ne aktaracağız, ne söyleyeceğiz? Bunun da bir özeti mahiyetinde bir program yapmayı düşünüyoruz. Oradan rezerv alanına kadar geleceğiz. Ama öncelikle 6 Şubat 2023 öncesinde nasıl bir Hatay'ımız vardı ve 6 Şubat'ta ne oldu? Devlet neredeydi? Hangi kurumlar ne yaptı? Hatay halkı ne durumdaydı? Ve şu anda ne durumda? Üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen, 2 yıldan daha fazla süre geçmiş olmasına rağmen ne duruma geldik? Nereye doğru gidiyoruz? Bunları konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için öncelikle bütün halkımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemelerini, dertlerimizle dertlenmelerini istiyorum. Çözüm bulmalarını istiyorum. Çünkü yapayalnız bırakıldı Hatay'da. Bu ülkenin bir evladı olarak başımıza bir felaket geldiği zaman devletimizin, halkımızın bu felaketin ortaya çıkardığı sorunları çok hızlı bir şekilde ortadan kaldıracağınızı düşünerek yaşadık bugüne kadar. Çocuklarımızı davul zurnalarla askere gönderdik. Vergilerimizi düzenli ödedik. Devletimize her zaman bağlı olduk. Hiçbir zaman devletimizin karşısında yer almadık. Atatürk bizim için ebedi liderimiz oldu. Her zaman bütün devlet büyüklerimize karşı saygıda kusur etmedik. Fakat 6 Şubat'tan bu yana yapayalnız bırakıldık. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu seni aynı zamanda siyaseten de başka tercihlere de etti ve bunu da paylaşmak istiyorum. Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi'nin de kurucularından biri oldun inşallah bakalım abi. Hoş evet. Geldin diyorum. Yani seninle beraber mücadele vermek bize de onurdur. Çünkü Hatay'daki, Samandağ'daki mücadeleni bizzat yerinde ben gördüm. O alanlarda, o meydanlarda cümlelerini kurarken kimseye eyvallah olmaksızın Samandağ halkının menfaatleri için, Samandağ'ın demografik yapısı için verdiğim mücadeleyi net bir şekilde gördüm. Zaten bu teşkilat da bu mücadelede bu alanlarda savaşları verenlerin bir teşkilatı olacak. Bu millette bu savaşı veren kadroların arkasında konumlanarak bir yol açacağına inanıyorum. Tekrar ondan da aramıza hoş geldin diyorum. Onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. 6 Şubat'tan başla abi evet. Hikayemiz. 6 Şubat'ı hatırlayınca içime bir huzur. 6 Şubat'tan önce Hatay nasıldı? Ne yaşıyorduk? Evet. Nasıldık abi? Hatay 6 Şubat'tan önce her ne kadar eksiklikleri olsa da bugüne dem geriye baktığımızda cennet gibiydi. Ama 6 Şubat'ta o cennet yerle bir oldu. Ben 6 Şubat denilince aklıma enkaz altındaki annemin ve babamın çığlık sesleri geliyor. 6 Şubat'ta deprem oldu. Annem babam enkaz altında kaldı.
Direkt enkazın başına gittim. Bir yardım istedim. Annem babam haykırıyor, bizi kurtarın diye bağırıyorlardı. Hiç kimseye ulaşamadım. Belediye başkanını aradım, mesaj attım, bir kazma kürek istedim. Yok. Kaymakama ulaşmaya çalıştım, yok. Jandarma komutanına ulaşmaya çalıştım, yok. Valiye ulaşmaya çalıştım, yok. 112'yi aradım, yok. Polisi aradım, yok. Jandarmayı aradım, yok. 3 gün boyunca annemin, babamın çığlık sesleri kulağımdan gitmiyor. Göz göre neredeydi bu devlet o 3 gün? Benim ömrümde devletime sadece o gün ihtiyacım kaldı, oldu. Sadece o gün. Bir kazma küreğe ihtiyacım oldu o gün. Ne belediye verdi bana bunu, ne AK Parti iktidarı verdi. Annemi babamı elimden aldılar. Eğer depremde bugün on binlerce kişi ölmüşse bunların sebebi deprem zamanında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aynı anda sahaya yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere sürmeyenlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri girseydi, yani aynı anda inisiyatif alsaydı, hatta buna dair benim bir programım olmuştu abi. 2. Ordu Komutanı o zamanlar Metin Gürak, şimdiki Genelkurmay Başkanı. Cumhuriyet Gazetesi'nde de bir demeç vermişti Barış Terkoğlu aracılığıyla, Ahmet Zeki Uçok'tan aktarılan. Ya ben işte ağladım, ettim, çıkamadık, müdahale edemedik falan diye. Ben de çok sert bir açıklama yapmıştım. Komutanlık makamı ağlama yeri değildir. 40 yılda, 100 yılda bir kere ihtiyaç olur. Devlet, Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin yanında inisiyatif almak için hiçbir yerden emir, komuta beklemez. Sen bunu yapmadığın gibi oturup ağlamışsın ve bunun mülakatını veriyorsun. Önümüzdeki dönemde bu ağlayanları yükseltiyor bu sistem. Genelkurmay Başkanı yaparlar dedim. Hakikaten de böyle bir acı, ne kadar çökmüş ve çökertilmiş insan varsa taltif edildiği bir örnek daha gördük. Şu anki Genelkurmay Başkanı da aynı isim, Metin Gürak, 2. Ordu Komutanı. Yani 6 Şubat'ta herkes enkaz altındayken bir ordu komutanı bütün inisiyatifini kullanıp da orduyu sevk etme inisiyatifini alamadı. Neyden? Emekli ederler diye. Bak, en büyük korkusu budur. Emekli ederler ya sen benden emir almadan, diyelim ki emir komutaya bağlıydı. Ki biz Türk ordusunu öyle görmüyoruz. Ne görüyoruz? Türk milletinin canı ne kast ediliyorsa ordu kendiliğinden inisiyatif alır, almak zorundadır. Anayasal, yasal, ruhu, tarihsel kimliği itibariyle. Ben ilk gün sabahı çıkıp bunu yırtındım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne acil yetki verilmesi, sıkı yönetim ilan edilmesi, bütün emir komutanın komutanlıklar bünyesinde toplanması, aksi takdirde sevk idarenin, güvenliğin, yıkımın, enkazın kaldırılmasına dair hiçbir kurumun bunun altından kalkamayacağına dair yırtındım. Türk siyaseti 3 gün 5 gün sonra bu cümleleri söylemeye başladı. Sence de o gün orada yaşayan, bu bütün yıkımın altında yaşayan insan olarak Türk Silahlı Kuvvetleri inisiyatif alıp da alana çıkmış olsaydı hikaye nasıl olurdu abi? Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 1989 yılında asteğmen olarak takım komutanlığı yapmış bir insanım. Tabur nöbetçi subaylığı onlarca kez tabur nöbetçi subaylığı yaptım. Bir sorunla karşılaştığımda bir asteğmen olarak bile inisiyatif alıp yaşadığım bir sürü olaya müdahale ettim. Eğer bir general 3 gün boyunca inisiyatif alıp diri diri ölen insanlara müdahale etmiyorsa ben onun yani askerliğinden de paşalığından da şüpheye düşerim. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etseydi depremde şehit olanların yarısından fazlası belki şu anda hayatta olacaktı. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en tecrübeli ordularından birisi. Sürekli operasyonda, sürekli kurtarma operasyonlarında, sürekli PKK ile savaşta, sürekli kendini yenileyen bir ordu. Çok rahatlıkla bu insanlarımızı enkaz altından canlı canlı kurtarabilirlerdi. Fakat bunda çok geç kalındı. 3 gün sonra, 5 gün sonra
Zaten artık canlı kimse kalmadı enkaz altında. Benim annem babam üçüncü gün sonunda vefat etti. Üç gün boyunca sesleri geliyordu. Ben elimle, parmaklarımla, ben, eşim, çocuklarım kazarak onları çıkardık. Yani hükümet, ben devlete bir şey diyemem. Devlet hepimizin devleti. Onu korumak, kollamak hepimizin boynunun borcu. Ama AK Parti hükümeti olsun, CHP'li Samandağ Belediyesi olsun, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi olsun, bana bir kazma kürek temin edemedi. Bir kazma kürek dahi temin edemedi annemi babamı enkaz altından çıkarabilmek için. Ve onların ancak 3 gün sonra cansız bedenine ulaşabildim. Benim gibi binlerce kişi bu durumdaydı. Yani eğer Türk Silahlı Kuvvetleri böyle 2000 yılında, 1000 yılda olan bir afette devreye girmeyecekse ne zaman girecek? Eğer böyle bir günde hala emir bekleyecekse, yani bunun tartışılması gerekir bu konunun bence. Sorumlularının cezalandırılması gerekir. Hiçbir suç yoksa bile burada, yani bir suç olmadığını düşünsek bile bence görevi ihmal var. Oturup izlemek, oturup evet, milletin enkazın altında inim inim inlerken, ederken yani hakikaten bir akıl, mantık alacak iş değil. Yani eğer doğruysa işte bu söylenenler, o zamanki ordu komutanı müdahale edemediği diye oturup ağlamış, onun işi ağlamak değil ki. Onun işi emrindeki askerleri sevk ve idare edip enkaz altındaki insanların kurtarılması için onları sahaya göndermek. Her türlü ekipmanı sağlamak, helikopter göndermek, kepçe göndermek, vinç göndermek. En azından sokağa Türk askeri inmiş olsaydı milletin oradaki motivasyon, morali, güvenliği bambaşka bir şey olurdu. Tabii yani milletle ordu denilen kaynaşma böyle zamanlarda olur. Yani ordu burada da ne oldu? Söz dinleyip de emir komuta gelmeden sokağa çıkamayanı taltif etti, yükseltti Recep Tayyip Erdoğan. Dedi ki tamam ya, bunlar darbe marbe yapamaz ya da böyle bir risk yok. Bak bana bu kadar bağlılık. Bu bağlılık. Bağlılık Cumhurbaşkanı ya da siyasete midir? Bağlılık Türk milletine midir? Türk subayları, Türk kurmay heyeti bunu sorgulaması lazım. Bizi hangi komutanlar yönetiyor? Bak 15 Temmuz'da kelepçeymiş Hulusi Akar'ları taltif ediyorlar. Depremde ağlayan komutanları taltif ediyorlar. Türk ordusunun direnme, savaşma ve milletiyle beraber olma inisiyatifini çökertiyorlar abi. Özel operasyondur yani. Evet, buranın dışında sivil örgütler ya da siyasetin örgütleri. Senin bu anlattığın hikaye bir sana has bir hikaye değil. Tek sen değil. Tabii, bunun tabii gibi binlerce aile bu hikayeyi mahzar oldu. Bu hikayeyi yaşadı. Birisi çocuğunu, birisi kardeşini, birisi anasını, birisi babasını, birisi eşini. Günlerce, 3 gün en azından net söylüyoruz. 3 gün boyunca devlet ortada yoktu. Evet. Bunun dışında şimdi 2000'li yıllarda batan, ismini vermeyelim, birçok banka da biz Hataylıların paraları heba oldu, yandı gitti. Ben hatırlatayım. Demirel'in, Yahya Demirel'in, Cem Uzan'ların bankaları vardı. O zamanlar yüksek faizler veriyordu, evet, normal şeye göre. Yani insanlar da bütün mevduatlarını yüksek faiz veren bu bankalara götürüyordu. Evet, bu bankalar batınca insanların yıllarca biriktirdikleri paraları, birikimleri yok olup gitti. Şimdi bizim Hatay halkı genellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gidip çalışıp gelen insanlardan oluşur. Gurbetçiler. Yani. Gurbetçidir. 18 yaşına gelen her genç, gençlerin çoğu ya Afrika'ya gider, ya Arabistan'a, ya Kuveyt'e gider. Çalışır. Kazandığı parayı ülkeye getirir. Fakat bu 2000'li yıllardaki banka iflaslarının yarattığı tedirginlik sebebiyle çoğu insanımız parasını evde saklar. Ya yastık altında koyur, ya dolabında koyar. Veya evinde kasa varsa, veya çanta varsa onda koyar.
Bu depremle beraber binalar yerle bir olunca insanlarla beraber bu birikimler de enkaz altında kaldı. Ve sanki yangından mal kaçırırcasına yüzlerce de insan bu enkazların içindeyken bu yıkım şirketleri tarafından bu enkazlar kaldırıldı. Ne içindeki paralar ayrıştırıldı, ne bir sürü kayıp insanımız var, bir sürü bu konuda dernek kuruldu, kayıp yakınları derneği olarak. Paralar da gitti, birçok insan da gitti, hala cansız bedenleri bulunamadı. Yani hali... sanki depremin bir şeyi ortadan kaldırılmak istendi. Yani depremi yarattı ve o binadaki kusurlar nedir? Bu bina niye yıkıldı? Şunu mu demek istiyorsun abi? Yani bazı enkazlar çok hızlı bir şekilde öncelikli olarak kaldırıldı. Evet. Özellikle burada mülkiyetleri olduğundan düşünülen ya da gayrimenkul olduğu düzeltiyorum. Menkulleri olan yani para, nakit gibi, altın gibi olan yerler, yurtlar çok bütün, hızlı bir şekilde... Bütün enkazlarda para var. Vardı. Yani bizim Hatay halkının çoğu parasını evinde saklar. Altını herkes altınını evinde saklar. Ya bahçesinde saklar ya çantasında saklar. Yani sanki yangından mal kaçırırcasına enkazlar kaldırıldı. Bu enkazlarda bir sürü insan da gitti. Hatta bir yıl sonra bile bulunan cesetler oldu enkazların içinden. Bir sürü para da altın da gitti. Yatırımlar da gitti. Ne yapılmalıydı diyorsun o zaman abi? Neydi? Yani enkaz sahipleri gelip tabii enkaz sahipleri sırasıyla... gelmeliydi. Yavaş yavaş ayrıştırılmalıydı. İçinde canlı kimse var mı? Cansız kimse var mı? Ya da yavaş belli heyetler yavaş... görevlendirilip hangi enkaz alanında hangi birlikler çalışacak tabii. Ve bunların denetlemesiyle birlikte yani kurumsal bir kimliğin içerisinde belli ekiplerin sorumluluğunda bölge bölge yapılmış olsaydı hangi enkazlardan ne çıktı bunlar listelere, bunlar işte zabıtlara geçirilebilirdi. Sanki depremin delilleri ortadan kaldırılıyormuş gibi davranıldı. Yani depremin delilleri kalmasın. Bu bina niye yıkılmış bilinmesin. Hemen ortadan kaldırıldı ve öyle ilginç bir durum ki mesela bir bina yapmışsınız içinde 50 ton demir var. Belki o binayı oradan kaldırmak 2-3 ton demirin parasıyla orada demirin 2 tonunu satsan o enkazı kaldırırsın. Sadece demiri değil içindeki eşyalarla beraber yıkım şirketine verildi. Yani dedi ki yıkım şirketine sen şu apartmanın enkazını kaldır. Hem içindeki demiri, hem kapısı, hem penceresi, o yetmez mutfak dolabı, tabağı, tenceresi, tüpü, işte fırını, ocağı, koltuğu, tabakları, çatalı, halısı, her şeyi sana ait. Bunlar yani tek firmaya mı verildi abi? Devlet eliyle mi yapıldı? Kamu personeli eliyle mi? Özel şirketler? Hayır, özel şirketlere verildi. Çok hızlı bir şekilde verildi ve bazı şirketler benim araştırdım. Şimdi ismini vermek istemiyorum. İlk defa bu depremde iş yapmış. Daha önce iş bitirmesi yok. Hemen kurulmuş ve yapmış. Yani evimiz yıkıldı tamam. Enkazı bazı evler mesela içlerinden eşyalar boşaltılabilirdi. İzin verilmedi. İçlerine girilip bazı değerli eşyalar alınabilirdi. Tamam can güvenliği dendi anladım can güvenliği. O binayı indirsin aşağı. Evet. Ben uzman inşaat mühendisiyim. Bir sürü yıkım işi de yapmışım. Allah'a şükür benim yaptığım yüzlerce kamu ve özel sektöre 1986 yılından bu yana deprem bölgelerinde yaptığım yüzlerce binada ne yıkılan var, ne acil yıkılması gereken var, ne ağır hasarlı var, ne orta hasarlı var, ne de az hasarlı bina var. Yaptığım bütün binalar hasarsız ve dimdik ayakta kaldı. Tek hasarlı bir tane binam yok. En önemli yerden birine geldin şimdi. Yıkımın sebebi, sorumluluk kimlerdeydi abi? Bunun
sence yeterli bir araştırması, soruşturması, mahkemeleri oldu mu? Yani fatura kimlere kesildi? Faturanın kimlere kesilmesi lazımdı? Bu yıkımdan sorumlu asli unsurlar kimler abi? Bu yıkımdan bence... Allah mı yaptı bu işi yani? Nedir bu, bu iş? Bu yıkımdan sorumlu asli unsurlar denetleme görevini yapmakla mükellef olan belediyeler. İlk başta ve Bayındırlık'ta, önce Bayındırlık Bakanlığı, şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çünkü bunların görevi bu denetlemeyi yapmak. İşte bu enkazlar birden kaldırıldı, deliller yok edildi. Yani kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu anlamak artık çok zor. Çünkü delil yok. Enkazlar birden kaldırıldı ve öyle hızlı kaldırıldı ki dediğim gibi şu anda yüzlerce kayıp insan var. Ve biz bir sürü yapı denetim firmalarının da evraklarının yakıldığını, başka enkazların içerisine sokulduğu gibi birçok haberi de gördük. Ben Maraş'ta buna dair somut örneği de yaşadım. Bir enkazın içinde yapı denetim firmalarının klasörlerini buldum ettim yani. Dedim ki burada başka bir hikaye olmuş. Hakikaten burada suçu örtme adına iktidarıyla muhalefetiyle beraber, sermayesi ve müteahhitleriyle beraber topyekün bir uzlaşma olmuş gibi bir an çıktı. Aynen. İlk başta en düşük rütbeli memurdan başlamamak lazım. İlk başta belediye başkanından başlayacaksın. Evet. Hatay'da Hatay yerle bir oluyor. En çok kayıp olan sitenin müteahhidine o zamanki Hatay CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş sahip çıkıyor. Onu öve öve bitiremiyor. Onu öve öve bitiremiyor. Samandağ'da yüzlerce binlerce insan ölüyor. Özgür Özel geliyor, o zaman grup başkan vekili, biz depremzedeleri ziyaret edeceğine kendi belediye başkanlığı bitiremiyor. Yani ilk olarak yapılması gereken belediye başkanları hakkında soruşturma açmak, daire müdürleri hakkında soruşturma açmak. Yani düşün ki bir belediye başkanı şu vatandaşa, bu vatandaşın ruhsatını imzala dediği zaman emrindeki memura o memur direnebilir mi? Burası Türkiye. Burası bir Orta Doğu ülkesi hala. Hangi memur kendi belediye başkanına yok bu, bunda eksiklikler var, imzalamam der. Ben daha 40 yıllık mühendislik hayatımda görmedim bir memurun belediye başkanına. Ama bugün bütün belediye başkanları dışarıda geziyor. Zavallı memurlar mahkemelerde sürünüyor. Biz depremden iki gün sonra Lütfü Savaş'ı canlı yayına bağladık. Onunla konuşuyoruz. Ben büyükşehirin, belediyelerin, belediye başkanlarının buradaki sorumluluğu nedir diye soru sordum. O da dedi ki ya şimdi belediyenin, belediye başkanlığının burada sorumluluğu işte şey yok. Yani öyle cümleler söyledi ki abi, yani bu zamanda işte bunları konuşmak, tartışmak falan da doğru değil. Yıkım var, bilmem ne var. Ya dedim ki burada biz belediye başkanının sorumluluğu yok, valinin yok, bakanlığın yok. Ya kim dedim, bakkal manavdan mı sorumlu olacağız? Yani hakikaten geldiğimiz nokta öyle bir oldu ki ve buranın arkasında bu yıkımların öyle ya da böyle suçluluğun ortağı olan en önemli belediye başkanları dahil siyasetin önemli isimlerine dokunulmadığı gibi taltif edilmeye ve korunmaya devam edildi. İktidar tarafından anlıyoruz. Diyoruz ki tamam, iktidar bir mekanizma kurmuş, yağma ve rant üzerine, bu ortaklık üzerinde kimseyi feda etmek istemiyor. Peki yerel seçimlere giderken Hatay'dan tekrar Lütfü Savaş'ın aday yapılmasını bir Hataylı olarak nasıl yorumluyorsun abi? Ya konuyorum yani, konuyorum. Yani Lütfü Savaş Hatay'a bir gram faydası dokunmuş bir insan değil. Bir gram, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde ben tek bir yatırımını hatırlamıyorum. Tek bir faydası olduğunu sanmıyorum. Depremde ortadan kayboldu. Bir bardak su bile kimseye ulaştırmadı. Ta Konya'dan Meram Belediyesi geldi. Bilmem
Nevşehir'den ismini ilk defa duyduğumuz belediyeler geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi yoktu ortada. Samandağ ilçe belediyesi de hiç yoktu. İkisi de CHP'li belediye. Samandağ'ında CHP %90-95 oy alıyordu genel seçimde. Kılıçdaroğlu'na %95 oy verdi Samandağ halkı. Fakat kimse bir bardak su içmedi. Belediyelerin tek bir bardak su içmedi. Hiçbirisi ortalıkta yoktular. Kim seviyordu bu Lütfü Savaş'ı da bu kadar büyük destek ya da bu kadar büyük tartışmalara rağmen, tüm Türkiye'nin muhalefetine rağmen Lütfü Savaş'ın tekrar aday yapılmasını Hatay'da yaşayan biri olarak nasıl yorumladınız? Tabii neydi bu iş? Çok basit. Bunu devletimiz de bilir, herkes de bilir. CHP Genel Merkezi de çok iyi bilir. Lütfü Savaş'ın Expo dahil kimin danışmanlarına reklam verdiği ve kaç lira ödediğini bir çıkarıp araştırdıkları zaman niye aday yapıldığı ortaya çıkar. Trilyonlarca lira eski parayla trilyonlarca liralık reklam bütçesi, reklam verdi. Reklamlara trilyonlarca lirayı harcadı. Bu reklamlar kime verildi? Kimin danışmanlarına verildi? Bu araştırıldığı zaman, bu ortaya çıkardığı zaman niye aday yapıldığı da ortaya çıkar. Yani CHP'de önemli makam ve mevkilere yakın insanlarla büyük ticari ilişkiler yaratıldı belediye kanalıyla. Bu bağlılık Lütfü Savaş'ın tekrar aday olmasını sağladığına inanıyoruz. Yani birçok insan böyle inanıyor, ben de böyle inanıyorum. Örneğin Expo için trilyonlarca liralık reklam hangi büyük siyasetçinin danışmanına yakınına verildi? Türkiye'de şimdi son yerel seçimlerden sonra CHP'nin yapmış olduğu göreceli başarı göstergeleri Hatay konusunun üstünü de kapattı. Yani Hatay'ın evet. Kaybedilmiş olması Türkiye'de büyük bir sızıntı ya da büyük bir şikayet, büyük bir mağduriyet, büyük bir sorgulama konusu olmaktan da çıkartıldı. Hatay ki bu yıkımda ve bu perişanlığın içerisinde tekrar AKP'ye teslim edilecek bir adayın konulmuş olmasının sorgulamasını yapabilmiş değil halen. Çünkü bu zafer sarhoşluğu içerisinde kimse doğru düzgün bu eleştirilere giremedi. Özellikle CHP tandanslı basın medyada da yani bağımsız yazar çizerlerden de bu işe doğru düzgün karşıdan cephe alan ve sorgulamasını yapan olmadı. Peki Hatay'da bu mesele, yerel seçimlerden sonraki mesele, psikolojin oldu. Depremden sonra bugüne kadar siyasal iktidarın yaptığıyla yapmadığıyla, belediyenin yapıp yapmadığıyla ilgili bir fotoğrafı istiyoruz abi. Ve bundan sonraki süreci nasıl görüyorsun? Hatay'da ne olacak? Ne oluyor? Ne bitiyor? Şimdi Hatay'da ne iktidar ne belediyeler doğru dürüst bir şey yapmadı. Örneğin ben kendi ilçemden örnek vereyim size. Deprem oldu. Bütün çarşı merkezinde affedersiniz bir lavabo yoktu, tuvalet yoktu. Depremden sonra bir hayırsever geldi bir tane şehir merkezine bir tuvalet kurdu. Refik Er Yılmaz aday gösterilmeyince seçimden bir hafta önce o seher tuvaleti de söktü götürdü. Bugün 15 Temmuz 2024 tarihi itibariyle 150 bin nüfuslu Hatay'ın Samandağ ilçesinin merkezinde umuma açık bir tane lavabo, tuvalet yok. İnsanlar hala sağda solda gidip işlerini görüyorlar. Bir tuvaleti bile çok görmüş. Hem CHP'li belediye, hem şimdi de sözde sosyalist, Türkiye İşçi Partili belediye, hem de AK Parti iktidarı. Samandağ, üvey evlat, terk edilmiş bir yer. Ben doğduğumda kendime ilkokuldan beri derler ki çevre yolu yapılacak. 20 yıldır başlanmış, hala çevre yolumuz duruyor. Her seçimde çevre yolu stabilize yaptılar, öyle durmuş. Çevre yolu yapılacak derler. Herhalde torunlarım da duyacak bir gün çevre yolu yapılacak. Çevre yolundan vazgeçin, çöpleri toplasınlar. Siz tam geçen geldiniz, sokaklar çöpten...
Şehrin merkezinde, en önemli merkezinde, göbeğindeki parkın içinde bile çöplerle dolu. Yani inanamadım. Yani hakikaten burada hani belediyenin bütçe yok, şunu yok, bunu yok diyecek bir açıklaması da yok. Belediye bu kadar oy almış. Büyük bir orada bir bileşke, bir ittifak da sağlamış. Gördüğümüz ettiğimiz kadarıyla 8-10 tane, belki 10-15 tane çeşitli fraksiyonların bir araya gelip bir koalisyon şeklinde bir belediye alınmış. Ya bunların 10'ar tane genci olsa 100 tane genç olur. 100 tane genç haftada 2 gün şehir merkezlerindeki parklardaki temizlik işini yapsalar şehrin merkezinde çöp kalmaz. Ama her yerde çöp yığınlar. Yani biz siyasal iktidara, CHP'ye söylediğimiz gibi en sosyalistim, en bilmem şöyleyim, böyleyim diye büyük cümleleri olan siyasetlere de baktığımız zaman aynı sistemin aynı ürünleri olarak ortaya çıkıyor yani. Ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Deniz Gezmiş'i herkes sosyalist olarak bilir, devrimci olarak bilir. Eğer Deniz Gezmiş şimdiki Samandağ'daki sözde tipli veya diğer partili sosyalistleri görse ben artık sosyalist değilim diye çıkar miting yapardı. Sosyalizm buysa, sosyalizm buysa ben iddiaya girerim. Deniz Gezmiş istifa ederdi devrimcilikten de ben... Döndüm derdi. Eğer sosyalizm buysa. Arkadaş çöp diyorsun, diyor bütçe yok. Geçen ulusal bir televizyona çıktı, adını söylemeyeceğim. Sabah programına kendi itiraf ediyor. Valla diyor Samandağ'ın en büyük sorunu sinek. İşte Lavra dönemini kaçırdık. Onun için sinekle baş edemiyoruz. Ya şimdi bu çağda bir belediyenin konuşması gereken sinek ve çöp mü? Millet uzaya çıkarken biz daha la sinek ve çöp sorunu çözemiyoruz. İşte Lavra dönemi geçti. Kardeşim sen 31 Mart'ta geldin. Daha Lavra dönemi geçmemişti. İşte 42 mahalle var. Ben sadece 2 araç verebiliyorum sinek ilacı sıkmak için. Beceremiyorsan bırak git kardeşim. Başkası gelir belki gider iyi ilişkilerle 40-50 araba bulur bu sinek. Yani sinek sorunu çözemiyorsun. Çöp sorunu çözemiyorsun. Diğer hangi sorunları yani nasıl çözeceksin? Yani 16-17 ay olmuş deprem olalı seçime kadar bir tane seyyar tuvaletimiz vardı içeri. İkide bir bunu, bu büyük bir ihtiyaç zamanda halkının. Cumhurbaşkanımız da duysun. En büyük ihtiyacımız şu anda tuvalet kardeşim. Bir seyyar tuvalet vardı. O da CHP'den aday yapılmayınca Refik Erilmaz söktü götürdü seyyar tuvaleti. Bütün Samandağ'ın merkezinde bir tane tuvalet yok. İçme suyu zaten yok. Yani tamamen terk edilmiş, yontma taş devrini yaşayan bir yer. Abi çareyi şöyle yapsak acaba işe yarar mı? Bizim bölüm başkanımız vardı mülkiyenin eski dekanlarından Cevat Geray. İlk derste şeyi sormuştu. Çocuklar dedi bir gün dedi yönetici olduğunuzda ettiğinizde bir ilçeye, taşra bir ilçeye atandığınızda ilçenin ya da ilçeye bağlı köylerden birinin okul gereksinimini nasıl karşılarsınız diye. Yani bir okulu, ilkokulu nasıl inşa edersiniz diye. Çeşitli fikirler çıktı ortaya. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Kimseden doğru cümleyi duymayınca hoca aldı inisiyatifi. Dedi ki önce dedi Anadolu taşrasında dedi. Şöyle dedi bir ilçe. Toplayacağınız dedi cemaati dedi. Ya cemaat burada bir tane şey güzel bir cami yapalım. Bu cami yıkık, dökük bilmem ne diye dedi. Bir hikaye dedi başlatırsınız. İnşaatını, demirini, tuğlasını falan istersiniz edersiniz. Buradan dedi. Hikaye dedi buradan kurulur. Buradan artan dedi işler güçler olacak dedi. Tuğlası bilmem ne. Dersiniz ki ondan sonra ya buradan bu kadar malzeme arttı bilmem ne. Şuraya da bir okul yapalım edelim. Böyle bir dedi Anadolu'yla karşı karşıya olacaksınız. Şimdi biz diyoruz ya umumi tuvalet bilmem ne falan. Şey mi desek acaba ya Samandağ'ın merkezine bir cami yapalım da bunun bir tuvaleti olsun, duşu olsun. İnsanların hani girip yatacağı diye. Başka türlü biz bu adamlara insani gereksinimlerimizi karşılayacak talepte bile bulunmaktan çekinir duruma düştük Habib abi. Cumhuriyetin en önemli koruyucu, en önemli vatanını, toprağını korumuş ki Samandağ üzerinde mesela Türkiye örnek bir yer olmuşsunuz. Ne anlamda örnek? Bütün bu yıkım, bütün bu çökertme operasyonları karşısında Samandağ'ında ana vatan diye toprağa bağlılığınızda kaldığınız gibi Samandağ'da bu işgalci ve sığınmacının önüne de bir set halinde durmuşsunuz. Buna rağmen özel bir çökertme, özel bir
gerileştirme için bir irade olduğunu görüyoruz. İktidarında da, belediyesinde de, sivil toplum örgütlerinde de ben bir hakikaten şöyle bir dumura uğradım. Ya dedim ki bir millet bu kadar yaşam standartının alta çekildiği bir hikayeyi nasıl kabul eder? Nasıl olur da bir isyan hali, nasıl olur da bir sorgulama, yakıcı bir sarsma hali oluşmaz, gelişmez diye. Yani ben donmuş ve aklı ve sorgulaması geriye çekilmiş bir yer görüyorum. Yani buradan nasıl çıkılacak? Ne yapmak lazım? Yani Samandağ halkının hangi sorgulamayı, hangi zorlamayı yapması lazım? Nerede eksik var abi? Arkasından şimdi rezerv alanı gibi bir operasyon getiriliyor. Çünkü diyor ki çökerttim, vurdum, ses yok. Çökertiyorum, vuruyorum, ses yok. Dövüyorum, dövüyorum, ses yok. Bir daha dövelim. Evet. Elinden kalanını da alalım. Depremde yitirdiğinin bilmem neyin kimin elinde kaldıysa onları da alalım diye bir faaliyet gelişiyor. Evet. Şimdi bazı aslında bize olan baskılar ve faaliyetler belki de bizim isyan etmemizi isteyenler tarafından körükleniyor. Fakat bunu herkes bilsin. Biz aç da kalırız, susuz da kalırız, çöpün içinde de yaşarız, sineklerin içinde de yaşarız, tuvaletsiz de yaşarız ama biz devletimize baş kaldırmayız. Biz Atatürk'e olan sevgimizden bir gram kaybetmeyiz. Cumhuriyete olan aşkımız artarak devam eder. Bu bir tarafa. Ama isyanımız var. Kime? AK Parti iktidarına. Kime? İki dönem, üç dönem bizi hem büyükşehir hem ilçe olarak yöneten CHP'li belediyelere ve CHP teşkilatlarına isyanımız var. Kime? Sözde sosyalist. Sözde diyorum. Biz senden kültür merkezi istemiyoruz. Kütüphane istemiyoruz. Tiyatro salonu istemiyoruz. Balo salonu istemiyoruz. Askeri insani ihtiyaçlarımızı giderebilecek bir şeyler yap diyoruz ya. Yapamıyorsan da kardeşim taban dükkanına git ya. Sana mahkum değiliz biz. Senin karışık ilişkiler içinde belediye başkanı seçtirdiğin kişi bu işi beceremiyorsa, sözde sosyalist, her gün haftada bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor, AK Partili milletvekillerini ziyaret ediyor, AK Partili milletvekilleriyle fotoğraf çekiliyor, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, AK Partili Çevre Bakanı'nı, hem eski hem yeni, AK Parti milletvekilini öve öve bitiremiyor. Sözde sosyalist Samandağ Belediye Başkanı. Bunun en son araya bu cümleyi sıkıştırıyor. Ya keşke bu mecliste Can Atalay da olsaydı da onu da ziyaret etseydim. Arkadaş haftada bir Ankara'ya gelip AK Parti milletvekillerini ziyaret edeceğine ben iddiaya girerim. Hatay AK Parti İl Başkanı ve Samandağ İlçe Başkanı bu kadar ziyaret etmemiştir Hatay AK Parti milletvekillerini. Gidip ziyaret etsene Can Atalay'ı, hapishanede elinden tutan mı var? Ya da AK Parti milletvekillerine bu kadar gidiyorsun geliyor. Temel ihtiyaçlar konusunda 3 tane iş güç yap ki millet de desin ki tamam ya, oraya gidiyor buraya gidiyor da buraya da bir işi gücü yapıyor ediyor. Yani karşılığı ne bunun? Bu ilişkilerin yani karşılığı Samandağ'ın toplam hayatına ilişkin mi yoksa başka özel hesaplar mı var sorgusu geliyor, doğru mu? Ya öyle özel hesaplar var ki yani onun kadar Hatay AK Parti İl Başkanı veya Samandağ AK Parti veya Antakya İlçe Başkanı AK Parti milletvekillerini, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı'nı övmüyor. Harika ilişkimiz var diyor. Çıkıyor canlı yayında, AK Parti ile harika bir ilişkimiz var diyor. Ya harika bir ilişkin varsa şu sivrisinek torunu söylesene sana bir ilaç versinler. Bu harika ilişki acaba özel bir ilişki mi? Senin şahsınla ilgili mi yani bu harika ilişki? Peki Habib abi, şimdi sen bu eleştirileri yaparken kesinlikle gördüğüm kadarıyla hesapsız kitapsız yapıyorsun. Şimdi
ilçelerde ya da böyle taşralarda hemen hemen herkes birbirini bilir, tanır. Ve insanların da belediye ile sık sık ilişkiler olur. Ki sen deprem sonrasında çadırlara mahkum olan bir hayatın içerisindesin. Onu da anlatmanı isteyeceğim aynı zamanda. Şu anda nasıl yaşıyorsun, ediyorsun? Ondan önceki hayatın nasıldı? Şu anki durumun. Yarın bir gün bu belediyeden, belediyenin çalışanlarından hayatını daha da daraltma noktasında çekinmiyor musun? Yani bu eleştirileri zaten yaparken daralttılar. Orada çünkü benim gördüğüm kadarıyla CHP'ye bile muhalefet yapmak çok büyük bir tecrit alanı da olabiliyor. Çünkü öyle bir CHP'ye de inanmış etmiş kadrolar var ki, yani biz orada bağımsız bir eleştiri ya da Samandağ halkına, Samandağ'ın yerleşimine ilişkin lehinde propaganda yapmaktan bile çekinen insanlar olduğunu gördüm. Yani söylemiyor, fiili gerçeği bile açık alanlarda senin gibi ifade edemiyor. Orada bütün işte o konuşmaların içerisindeki değerlendirmelere, basın açıklamalarına baktığımızda hakikaten, ya gerçi böyledir. Her yerin böyle bir iki tane delisi, her yerin bir iki tane böyle vatanseveri çıkıp ilk önce savaşı verir, arkasında sonra konumlanır. Bunlardan çekinmiyor musun? Yarın bir gün başımıza daha büyük sıkıntı gelir eder diye. Zaten yaşam alanımı bayağı daralttılar. Deprem oldu. Depremden 5 yıl önce CHP'li belediye başkanı Refik Er Yılmaz evimi yıkmaya çalıştı. Ruhsatlı, oturma müsaadeli evimi gasp etmek istedi. Hukuk yoluyla mücadele ettim. Mahkemeler beni haklı buldu. Mahkemeler yıkım kararını iptal ettikçe aynı konuda kendisi tekrar yıkım kararları gönderdi. Mahkemeler beni tekrar haklı buldu. Böyle bir mücadeleden geçtik. Deprem olunca evimin karşısındaki parka bir ay boyunca arabanın içinde yerlerde kartonların üzerinde yattık. Bir çadır en büyük ihtiyacımızdı. Baktık çadır getiren götüren yok. Almanya'da yaşayan kardeşim var. İş arkadaşlarıyla beraber aralarında para topladılar. Bize 50 tane çadır satın alıp gönderdiler. Gıda maddeleri de gönderdiler, sağ olsunlar. Bir iki çadırı kendimize aldık. Ailemize, bize, amcamızın çocuklarına falan. Birkaç diğer çadırları da ihtiyacı olan hasta, yaşlı, kimsesiz insanlara verdik. Evimizin karşısındaki parkta da çadırımızı kurduk. Devletimiz sağ olsun o zaman bir elektrik fişi, bir küçük pano koydu. İçine de bir elektrik prizi koydu. İsteyen buradan elektrik ihtiyacını karşılasın dedi. Oradan işte telefonumuzu şarj ediyorduk. Elektrik ihtiyacımızı karşılıyorduk. Refik Er Yılmaz çok mücadele etti. Beni o parktan tahliye etmek için. O park da özel mülk. Park da o benim de CHP eski ilçe başkanının ve şimdiki son dönem CHP'li belediye başkanının hisseli parseli. Onun rızasıyla oraya yerleştim. Çok mücadele etti Refik Er Yılmaz. Ama benim karşıma dürüstçe geldi. Hep zabıtalarını gönderdi. Çıkmanı istiyoruz dediler. Şöyle dediler. En son gece saat 1:30'da içinde yatmakta olduğum çadır yakıldı. Öldürmeye çalıştılar beni. Sağ olsunlar komşular bağırış çağırışların seslerine uyandım. Hala kalıcı iz oldu. Adli raporla da sabit. Davası da devam ediyor. Canımızı kurtardık yaralı bir şekilde. Öldürülmeye de çalıştık. Bu husumetin kökeni ne peki abi bu kadar yani? Bu husumetin kökeni doğrudan yana olmak. Vatandan yana olmak. Doğrudan yana olmak. Bölücülerle işbirliği yapmamak. İtiraz etmek yani. İtiraz etmek. Haksızlığa, hırsızlığa itiraz etmek. Başka bir sebebi yok. Direndik. Çıkmadık çadırdan. Çünkü gidecek yerimiz yok. Çadırımızda kaldık. Daha sonra belediye başkanı değişti. Türkiye İşçi Partili. 14-15 fraksiyonun
Kaç tanesi legal, kaç tanesi illegal bilmiyorum. Çünkü o geçen bir toplantıda 14 ortak işte grubun, siyasi oluşumun desteğiyle aday oldum falan dedi de ben sayıyorum. 14 tane şey bulamıyorum legal olarak. Artık kendileri bilirler. O bizim işimiz değil. Devletin işi. Devlet araştırsın bulsun. Kimlerin desteğiyle aday olmuş. 3-4 kere zabıta müdürü geldi gitti. Zabıtalar geldi gitti. İşte belediye başkanı çadırını sökmeni istiyor buradan. Ya kardeşim nereye gidecek yerim yok. Bir yerde göstermiyorlar. Orada da ben ufak tefek kendi... Yani sana şunu demiyor. Sen şuradan çık da sana lojman yaptık şuraya git demiyor. Yok yani bir kont... Yani diyor işte çadır kötü görüntü. Tamam. Ya yani bu kötü görüntüden benim değil sizin utanmanız lazım. Aradan 16 ay geçmiş bana bir konteyner verememişsiniz. Ben de çocuk okutan bir insanım. Emekli maaşım 13 bin. Ben kalkıp da bir konteyner alacak gücüm yok. En sonunda yeni atanan silahlı kuvvetlerden ve jandarmadan tam bilmiyorum. Yeni geçen polislerin giydiği gömlek gibi giyinmiş böyle devlet adamlarının korumalarının stilinde birisini gönderdiler yanıma. Ya siz seni arıyorduk. Bir türlü buyurun dedim. Kaymakam beni gönderdi. Evet. Burayı tahliye etmeni istiyor. Sen kimsin dedim. Sivil giymiş. Ben dedi kaymakamlık görevlisiyim. Amirim dedi. Ya dedim yani kaymakamın burası özel mülk. Kaymakamın buradan beni çıkarma gibi bir yetkisi olduğunu sanmıyorum. Yani ben bu mülk sahibinin rızasıyla buradayım. Ya yani mutlaka çıkmam gerekiyorsa bir mahkeme kararı beni mahkemeye versin. Yok dedi biz mahkemeye vermeyiz. Ya çıkarsın ya 40-50 tane 60 tane işte çevik kuvvetle gelir seni karga turumba çıkarırız. Vallahi dedim çıkarsan çıkar ben çıkmıyorum. Ben ancak mülk sahibi bana çık derse çıkarım ben kimsenin yerini işgal etmem. Mülk sahibi de Samandağ, son seçimde Samandağ'ın CHP belediye başkan adayı ve CHP eski ilçe başkanı iki kardeş. Ben gidiyorum dedi mülk sahibinin yanına git dedim. Benim çadırımla mülk sahibi arasında bir 100 metre var gitti. Mülk sahibi beni aradı avukattır kendisi hem avukat hem CHP belediye başkan adayıydı. Ya dedi işte senin çıkmanı istiyorlar. Dedim peki beni çıkarmaları hukuki mi? Kanunen çıkarabilirler mi? Bir tebligat falan yok. Yok yazılı yok. Evrak ya yok. Dedi Türkiye'de hukuk mu var dedi. Tabii ki hukuki değil. Ama 40-50 tane çevik kuvvet gelirse yani kaymakamla da devletle papaz olmayalım. Bence çık dedi. Tamam dedim. Burada bu iş bitti. Sen mülk sahibi olarak bana çık diyorsan ben işgalci değilim. Ben hemen çıkarım. Yani mülk sahibi hem CHP ilçe başkanı da arkamda durmayınca yani CHP ilçe başkanı olarak değil mülk sahibi olarak bana çık dediği için hemen çadırımı söktüm. Aile bireylerimize ait olan yaklaşık 1 kilometre ötedeki boş bir arsaya çadırımı kurdum. Orada ufak tefek de işte boya falan gibi bir şeyler satıyorum. Fakat yaklaşık 1-2 aydır oradayım. Elektrik bağlatamıyorum çadırıma. Bu sıcakta elektriğim yok. Vantilatör çalıştıramıyorum. Telefonumu şarj etmek için sağa sola gidiyorum. Enerji sahaya gidip geliyorum. Arkadaş elektrik bağlatmak istiyorum. Şimdi üstte devlet bir fiş koymuştu oradan faydalanıyorduk. Ya saat koyalım abonelik ücretini ödeyelim. Elektrik ücretini gerekirse 3 kat fazla alın bizden. Yani elektrik bir ihtiyaç. Benim elektriğe ihtiyacım var. Yok işte biz çadırlara elektrik vermiyoruz. Konteyner alırsan o zaman düşünürüz. Benim konteyner alacak imkanım yok. O zaman devletim bana konteyner versin.
Konteyner bitmiş mi devlette abi? Ben onu da anlamadım. Ahbap mahbap bunlar. Abi ahbap. Benim oğlum. İsmini vermeyeyim. Şimdi kızar. Ona verdiğim harçlığın bir bölümünü yıllardır gönderir ahbaba. Deprem oldu. Ahbap bir sürü yardım topladı. Haluk Levent. Sağ olsun ilk elini uzatan kişi dendi. Ama gezip baktığımda elini yine devlet kurumlarına uzatmış. Biz depremzedelere değil. Hangi devlet kurumuna gitsen ahbabın bir konteyneriyle karşılaşıyorum. Evet, yani hatta devletimizin Haluk Levent'e ihtiyacı yok ki. Biz depremzedelerin ihtiyacı var. Bir de ahbaba Haluk Levent'e bağış yapan insanlar isteselerdi giderler devlete bağış yaparlardı. Biz depremzedelere yardım etsin diye Haluk Levent'e ahbaba yardım ettiler. İşte ona yardım ettiler. O da götürdü Kızılay'a verdi mesela Kızılay'a. O Kızılay'dan gitti çadır aldı. Onu bırak. Jandarmaya teslim aldı. Aldığı konteynerlerinde çoğunu gitti devlet kurumları kullansın diye verdi. Ben hala İş yerinde çadır, ikametimde çadır. Ya ben çadırımdan memnunum arkadaş. Sizden gelecek keramet Allah'tan gelmesin. Konteyneriniz de istemiyorum, prefabriğiniz de. Hiçbir şeyin, bana elektrik bağlatın ya paramla. Arkadaş elektrik bağlatın. Elektrik istiyorum. Ne arıyorsunuz milletten? 1 lira mı? Benden 5 lira alın. 5 lira fazla alın. Nedir bu ya? Bu eziyet nedir? Tamam deprem bizi vurdu. Annemi babamı kaybettim ama siz bizim aklımızı yitirmemize sebep oluyorsunuz. Güvenlik açısından mı şöyle diyorlar acaba? Yangın olur, şu olur, bu olur falan onun için çadırlara verilmiş bir elektrik falan var mı abi peki? Yani örneği var mı? Var tabii daha önce bütün çadırlara veriyorlardı. Yani bütün çadırlara veriyorlardı. Şu anda diyorlar ki çadırlara vermiyoruz. Çadırlar efendim sebep de şu. İşte şehirde çirkin görüntü oluşturuyor. Ya tamam da çirkin görüntü oluşturuyorsa vatandaşlara konteyner dağıt. Bu kadar. Bir de çıkıyor Sayın Bakanımız. Ben 2025'in sonuna kadar bütün depremzedelere evlerini teslim edeceğim. İşte rezerv alanda evleri yıkılanlara 18 ayda yeni evler vereceğim. Yapılmıyor mu peki bunlar? Bir anahtara bir ya arkadaş 16 ayda bir tuvalet yapmayan insanlara hükümete nasıl güvenip evimizi gelip 18 ayda bize yenisini ver diyeceğiz? Bir konteyner verememişler bize 18 ayda. Biz nasıl sağlam evleri diyeceğiz ki buyurun gelin yıkın bu evleri bize yenisini yapın. Deprem oldu. Geldiler enkazları kaldırdılar. İnşaatın demirini aldılar. Biraz önce saydım. Koltuklarını aldılar, buzdolabını aldılar, çamaşır makinesini aldılar, evdeki altınları aldılar, paraları aldılar, yastıkları aldılar, terlikleri, ayakkabıları aldılar. Çöp bidon tenekelerini bile aldılar. Dediler işte ileride size gelin AFAD'a dilekçe verin, ev eşyası, eşyalarının bedelleri ödenecek. Ne zaman ödenecek? 18 ay geçti. Bir ödeme yapılmadı. Yok, ne ödeme yapıldı, ne bir şey yapıldı. Ben mesela kiracıyım, kiracıydım. Kira yardımı veriyorlardı 5000 lira, onu da kestiler. Niye, ev mi yaptılar size kira? Hiçbir şey, yani kira yardımını kestin. Konteyner veriyorsun. Çadıra razıyız. Çadırı da kendi paramızla almışız. Kendi paramızla çadırımızı almışız. Ona bize elektrik bağlatmıyorsun. Ne? Nedir bu eziyet kardeşim? Yani burada amaç bazı gizli örgütler artık FETÖ mü dersin, Mossad mı dersin, SİHA mı dersin biliyorsunuz Hatay'ın demografik yapısı biraz farklı. Bizler mesela Arap Alevisi olarak kendimizi tanımlayan Ehl-i Beyt'in torunlarıyız. Acaba bizi devletimize
karşı kışkırtmak isteyen bir el mi var? Bu zulmü bize yaptırtıyor. Hatay gözden mi çıkarıldı? Ve Hatay gözden mi çıkarıldı? Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir devlet adamının gerçekten Atatürk Cumhuriyeti'nin devamını isteyen, iler ebed sonsuza kadar devam etmesini isteyen bir devlet adamının bu eziyeti bize yapmış olabileceğini düşünemiyorum. Yani bir gizli el sanki bizi kışkırtmaya çalışıyor. Böyle düşünüyorum. İsyan etmemizi istiyor. Dağa çıkmamızı istiyor. Biz hiçbirini yapmayacağız. Biz hiçbir bir devletimize sonuna kadar bağlıyız. Ama AK Parti hükümetinin de karşısındayız. Artık Atatürk CHP'si olmaktan çıkmış ve içinde Atatürk CHP'sinin değerlerini taşıyan tek bir insanın bile kalmadığı CHP'ye de karşıyız. Sözde sosyalist ama ne olduğunu hala çözemediğimiz Türkiye İşçi Partisi'ne ve onun genel başkanına ve Samandağ Belediye Başkanı'na da karşıyız. Aç da kalsak, susuz da kalsak devletimizin yanındayız. Ama bu sözde siyasetçilerin her zaman karşısında olacağız. Hangi bedeli ödersek ödeyelim karşısında olacağız. Ölünceye kadar çadırda da yaşasak, elektriksiz de kalsak zaten suyumuz yok. Tuvaletimiz zaten yok. Elektriksiz de kalsak isyan etmeyeceğiz devlete. Çünkü biz devletin aslı unsurlarıyız. Devletin sahibi biziz. İnsan kendi kendine isyan eder mi? Onlar isyan ettiler. Bize bu zulmü edenler dağa çıksınlar. Peki. Çünkü biz ev sahibi biziz. Devlet biziz. Devletin sahibi biziz. Tapu sahibi biziz diyorsun. Tapu sahibi biziz. Evet. Bu devletin tapusu biz Atatürkçülerde, Cumhuriyetçilerde, vatanseverlerde. Aynen hatırlıyorum o cümleleri Reda abi. Peki bugün Samandağ özelinden başlayıp Hatay için bir anlaşma, bir uzlaşma nereden başlamalı? Nereden tekrar ihya edilebilir? Nereden tekrar ayağa kaldırılabilir abi? Yani burada toplumsal mutabakat da oluşmuş değil. Gördüğüm kadarıyla parça bölük. Yani insanlar kendi evlerinde ya da mahallelerinde büyük isyanda. Fakat bunu organize bir şekilde bir siyaset alanına, bir mücadele alanına da götüremiyoruz. Nereden başlamak lazım? Ne söylemek lazım? Şimdi yani öncelikle tarımı ne yapacağız? Üretimi ne yapacağız? Buranın gelir kaynaklarını ne yapacağız? Esnafını ne yapacağız? Herkesin büyük sıkıntı ve büyük şikayette olduğu bir yerdeyiz. Şimdi Hatay halkı çok çalışkan bir halk. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir Hataylı yalaslarsınız. Gölge etmeyin başka ihsan istemez diye bir söz var. Evet. Bizi kendi kendimize bıraksınlar. Biz Hatay'ı ayağa kaldırırız. Hiçbir şey istemiyoruz kimseden. Bizi bize bıraksınlar. Gelip malımıza, mülkümüze çökmesinler. Rezerv yapı alanı adı altında sağlam binalarımızı yıkmaya çalışmasınlar. Mülklerimizi bedelsiz olarak hazineye devretmeye çalışmasınlar. Günün birinde depremden sonra devlet bize ev yapacak diye düşünürken bir baktık telefonlarımıza mesajlar geldi. İşte mülkünüz, eviniz, evinizin hazineye devir işlemleri başlatılmıştır diye. Yani depremin bizi yıktığı, öldürdüğü, anasız babasız bıraktığı yetmezmiş gibi AKP ve CHP işbirliğiyle mülklerimiz, tapulu arazilerimiz, tapulu evlerimiz bedelsiz olarak hazineye devrediliyor. Rezerv yapı alanı adı altında. Bunun mücadelesini veriyoruz. Sağ olsun cesur işinin ehli avukatlarımız var. Sayın Avukat İsmail Hakkı Bey gibi. Hukuken bizi destekliyor, davalarımızı takip ediyor. Mücadele ediyoruz. Bugüne kadar
Yıktırmadık, yıktırmamaya çalışıyoruz. Şimdi Danıştay sürecini başlatıyoruz. Hukuken gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bizi bıraksınlar, biz kendi kendimize ayağa kalkarız. Zaten Hatay hiçbir zaman hak ettiği parayı merkezi hükümetlerden almadı. Her zaman 8 lira vergi verdiyse Hatay, ona ancak 1 liralık yatırım gönderildi. Hatay diğer illeri finanse etti. Yıllardır. Hatay üzerinde şunu söyleyeyim abi. 1939'dan sonraki hikayede bizim tüm dünyaya örnek bir cumhuriyet şehri kurmamız gerekirken, yani bu büyük mücadeleler ve büyük iradeyle halkın, Hatay halkının özgür iradesiyle Türkiye'ye katılma kararından sonraki süreçte cumhuriyetin en böyle pamuklar içerisinde sarmalayıp en özel örnek şehir inşa etmesi gerekirken darmadağınık, paramparça bir şehirleşme yapısını, darmadağınık bir altyapısıyla, üst yapısıyla bir hikayeyi gördüm. Deprem sonrası bu hikaye, çöp yığınlarına dönüştürülmüş bir yer. Ama halen Türkiye'de büyük cümleler söylüyor CHP'si bilmem neyi. Ama hakikaten buraya gelip de bir plan, bir proje, bir mutabakat, bir toplumsal duyarlılığı sağlayacak, siyasal iktidarı ve belediyeleri zorlayacak bir projeyi, bir uygulama alanını ortaya koymamak, her bir siyasi partinin Hatay'a ilişkin duyarlılığının, samimiyetinin turnusol kağıdı olduğunu düşünüyorum. Hatay'da hakikaten özel olarak bir geriletme politikası bütün bileşkeler tarafından tercih edildiğini düşünüyorum. Ama bu hikayeyi de kırıp yeniden başka bir hikaye koyacak, yine o Hatay'ın, o Türk milletinin o tarihten gelen o kahramanlık hikayesiyle oluşacağını düşünüyorum. Senin gibi insanların orada savaş vermesi ve bir irade koyması çok önemli bir kitleyi, çok önemli bir duyarlılığı ortaya çıkaracağına net inanıyorum. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Türkiye'nin aydınına, yazarına, çizerine, akademisyenlerine, sivil toplum örgütlerine, barolarına, buralarda cumhuriyetten yana ve Türk milletinden yana tavır alınması gerektiğini söylüyoruz tekrar ve tekrar. Evet, büyük yıkım, büyük iş olmuştur, büyük felaket, ama burada gerekli kaygıyı, gerekli işte iyi niyeti, gerekli iradeyi gösteren herkes de beraber bu millet bir savaş verir. Yeter ki dediğin gibi bir samimiyeti görelim. Beni daha çadırda yaşamaya, çadırda yaşamımı ikame edemeyen bir irade benden evimi, barkımı, tapularımı isteyerek bana bir hayat kuracağını söylüyor. Bu hikayeye kim inanır diye özetle söylediğim hikaye. Ben bugün konteyneri, çadırı, çadırda elektriği, suyu, sokağa çıktığım zaman gireceğim, abdestimi alacağım bir yeri bile bulamadığım bir yerde hangi iradeye güveneceğiz, nereye sığınacağız sarmalında sıkışmış bir yerdeyiz. Ve koca Türk devleti hakikaten buralara merhem olacak bir girişim yapmamasını anlayabilmiş değiliz. Onun için de biz şüpheli ve soru işaretli birçok şey söylüyoruz. Hatay gözden mi çıkarıldı? Hatay'a bunu özel mi yapıyorsunuz? Bizim suçumuz ne? Günahımız ne? Ne oluyor diye. Yani buradaki niyetleri, kötü niyet ya da ya burada işte bak devletin şu kadar iradesine rağmen yetmiyor etmiyor bu adamlar diyebilecekleri hiçbir hikaye yok. Yani ben Hatay'ın önümüzdeki süreçte cumhuriyetin tekrar inşasındaki en önemli merkez olduğunu düşünüyorum. İnşallah Türk milleti bu sahiplenmeyi yapıp bu sorgulamaları da yapar. Ne oluyor Hatay'a der. Neredeyiz der. Yani hükümet ve belediyeler henüz çadırda yaşayan insanlara bir konteyner temin edememişken evleri sapasağlam, iş yerleri sapasağlam olan insanların da rezerv alan adı altında evlerini yıkıp onları da çadıra mahkum etmeye çalışıyorlar. Ya bu bir kötü niyet değilse bir akıl tutulmasıdır bu. Yani siz daha çadırda yaşayanlara bir konteyner verememişsin. Onu bırak bir elektrik prizi dahi sağlık temin edememişsin. Evinde, hasarsız evinde
oturup yaşayan aileleri de, iş yerlerinde ekmeğini kazanmaya çalışan esnafın da dükkanlarını, evlerini yıkıp onları da çadıra mahkum etmeye çalışıyorsunuz. Nedir bu ya? Yani bizim üstümüzden ellerini çeksinler, biz bir şey istemiyoruz. Biz kendimiz eğer binalarımızı beğenmiyorlarsa yıkarız, yeniden yaparız. Bize yerinde dönüşüm izni versinler. Herkes evinin, tarlasının, bahçesinin yerinde binasını kurar. Bizde komşuluk ilişkileri çok önemli. Biz TOKİ evlerinde yaşayamayız. Bizler aile birlikteliğine önem veren insanlarız. Bir bina yaptığımız zaman altta anne baba oturur, üst katta kızı oturur, üstünde oğlu oturur. Şu rezerv alandan vazgeçsinler. Biz Hatay halkı olarak yerinde dönüşüm istiyoruz. Kendimiz yapalım evlerimizi. Kendi parsellerimizde yapalım, kendi evlerimizde yapalım. Kendi evlerimizde oturalım. Yoksa kalkıp da bizim sağlam evimizi yıkıp sonra bizi 18 yıl boyunca vereceğiniz bir 2+1 TOKİ verip 18 yıl boyunca bizi borçlandırmaya çalışmak nedir? Ben 13 bin lira şu anda emekli maaşı alıyorum. Belki biraz gücüm yeterse, çalışırsam sağ solsun birkaç kuruş daha kazanırım, belki taksidi öderim. Ama ben 5 yıl sonra, 10 yıl sonra TOKİ'nin taksidini ödeyebilir miyim? 18 yıl boyunca nasıl ödeyeceğim TOKİ'nin taksidini? Gelecek bir tane zengin adama satmak zorunda kalacağım. Veya bana diyecekler sen taksitlerini ödeyemedin haydi. Çok dışarı diyecekler, örnekleri çok. TOKİ taksitini ödemeyen bir sürü insan kapı dışarı edildi. Bizim bunu ödemeye gücümüz yok. Hatay halkının TOKİ taksitlerini ödemeye gücü yok. Bir parseli eskiden ve şimdi de insanın bir 400-500 metrelik bir parseli varsa, örneğin o parselde 10 daire çıkıyorsa, mühendisler %40, %50, 10 dairenin 5'ini mülk sahibine veriyorlardı. 5 daireyi de kendileri alıyorlardı. Ve bir kuruş mülk sahibinden para almıyorlardı. Kat karşılığı, daire karşılığı, 5 daireyi mülk sahibi bir kuruş ne taksit ne para ödemeden sahip oluyordu. Şu anda şimdi rezervde ise senin evini, arsanı bedelsiz alıyorlar, hazineye devrediyorlar, sana bir tane TOKİ evi yapacaklar, onu da sana 18 yıl taksitle verecekler. Ya ben şu anda evimde oturmuşum, niye borça girip 18 yıl boyunca taksit ödeyeyim? Bir de biz Hataylıların yaşam tarzına uygun değil TOKİ evleri. Biz Hataylılar balkona çok önem veririz. Biz balkonlarda yeriz, içeriz, otururuz. TOKİ evlerine baktığında küçücük bir balkonu var. Çamaşır bile asamazsın. Mutfağa çok önem veririz. Salona çok önem veririz. Bizim misafirlerimiz kesilmez. Aile ilişkilerimiz yoğun. Yaşam kültürümüz, sosyolojimiz farklı. Biz TOKİ'lere sığamayız. Ya burada bize hükümetimiz, devletimiz izin veripsin. Biz kendi yaşam tarzımıza uygun olarak kendi binalarımızı inşa edelim. Devletimiz de en sıkı şekilde denetimini yapsın. Gelsin denetlesin bir inşaatlarımızı, binalarımızı. Kusur varsa işi yapan mühendis, müteahhit düzeltsin. Denetim görevini yapsın. Ama kalkıp bizim malımıza, mülkümüze el koyup sonra bizi çadıra mahkum edip 18 yıl boyunca borçlandırmasın. Devletin ilk başta yapması gereken şey çadırda yaşayanlara bir konteyner vermek arkadaş ya. Konteyneri veremiyorsun, bir elektrik bağlat, bir su bağlat. Abi şehir merkezine bir tane tuvalet koy ya. Ya işte efendim 18 ayda bu rezerv yapı alanında inşaatlar teslim edilecek. Ya sen bir tuvalet yapamamışsın 18 ayda. Nasıl binlerce binayı yapacaksın? Habib abi senin özelinde Hatay ve Samandağ'ı
özet olarak koyabildiğimizi düşünüyorum. Biraz uzun program oldu belki ama bu örnekleri koymak, etmek, tarihe geçirmek de bizim görevimiz. Yani bu çığlığı, bu sıkıntıları dile getirmek ve bunların çözümlerini zorlamak, elimizden geldiğince bu mücadeleleri vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz abi. Senin söylediğin bu hikaye, TOKİ meselesi üzerinden arsamızı ve evimizi alıp da hazineye devredip de bize TOKİ'leri gösteren iradenin temel motivasyonu servet transferi denilen işlerdir. Bunlar her yerde yaptıkları iş budur. Milletin asli unsuru, bedeli ödeyen, toprağa sahip çıkanların elinden mülkiyetlerin ve tapuların alınarak AKP bileşenleri üzerinde yarattığı müteahhitlere bir rant alanına servet transferleri şeklinde bir politikaları var. Umarım bunlar yerle yeksan olacaktır. Bunların hepsi birlikte bir çökertilecektir ve yerine kurulacak bir irade bu işleri baştan sona halkın lehinde planlamasını, programlamasını yapacaktır. Sağ ol, var ol abi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz de sağ olun, var olun. Bize bu imkanı verdiğiniz için, sesimizi duyurmamıza vesile olduğunuz için. Estağfurullah. İyi günler dileriz. Hayırlı günler.